Kiralar uçmuş derecede. Kiralık evler uçmuş bir durumda. Çok pahalı bence, yani gereğinden fazla pahalı. Mesela ben Talas'ta oturuyorum. En düşük 1,5. Yani bir askeriyle ücretiyle geçinen bir insan nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kayseri'de son dönemlerde kiralık ev fiyatlarında artış yaşanmakta. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki kiralık ev fiyatlarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şimdi yerine göre değişir. Kime göre, hangi bütçeye uygun olduğuna göre değişir. Organize işçisine göre yüksek. Asgari ücret alana göre yüksek. Ama tabii fabrikası olan adam zaten Hisarcık'ta villada yaşıyor. Kimse umurunda değil. Öğrenci desen Talas'ta ev tutmaya kalksalar, öğrenci olduklarını söyledikleri anda 4000 lira. 6 kişi çıkmaları lazım o eve. Evler 1+1. Ne yapacaklar? Yurtlar yok, dolu. Peki fiyatların böyle olması sebebi ne olabilir sizce? Devletten başka kimse değil. Kim Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı? Ya bu kiralar, bu şeyleri kim belirliyor yani? Önemli olan bunlar bizim için. Ha benim evim kira değil. Ama kirada olan insanları düşünmek lazım. Adam organize de çalışıyor. 1500 lira, 1200 lira en kötü ev kirası. 3+1. 2+1. Evler de yaşanacak gibi değil. Hepsi sobalı. Kışı var. Penceresinden su akıtıyor. Yazık, günah yani. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Öğrencileri kandırdıklarını düşünüyorum ben. Kendi evim var ama yani bundan 3-4 ay önce kiralık ev arıyordum. 2+1'e yani çok büyük rakamlar istiyorlar. Bir de düşünün. Öğrenci olduklarını düşünün. Zaten şu an sistem edebilir miyim? Çok rahat bir şekilde. 65 yaşındaki insanlara bedava otobüs kartı veriyorlar. Öğrencilere bilet veriyorlar, ücretli veriyorlar. Mantıklı olan yaşlıların evde olup öğrencilerin okumaya destek vereceklerse yani biletlerde, kiralarda, ne bileyim eğitimde yardımcı olmaları gerekiyor bence. Mantıklı olan bu. Kiralık çok sıkıntılı bir durumdayız şu an. Hocam şu an kiralık daireler maalesef çok az. Bu azlıktan dolayı da kiralar uçmuş derecede. Örnek veriyorum, ben bir aydır kiralık daire arıyorum. Bir ay içerisinde ben şunu gördüm. Yaklaşık 2 ay önce 900 liraya verilen İldem daireleri, 800'e 900'e verilen İldem daireleri şu an 1300 lira civarında. Ayrıyeten onun haricinde sattık daire çoğalmış durumda. Maalesef bu pandemiden dolayı doğru düzgün kimse kira verememiş galiba. Ev sahipleri de bıkmış. Ya memur istiyor ya memur kefil istiyor benden şu an. Ve adam ya yıllık peşin istiyor, hiçbir şekilde şey yapmıyorlar, kiralık fiyatlarında şey yapmıyorlar, indirim yapmıyorlar. Normalde bir daire ortalama 1000 lirayken, kiralık bir daire 1000 lirayken şu an adam 1400 lira istiyor benden. Bir ay önce 1000 liraya verildiği yerde 1400 lira istiyorlar maalesef. Bu da dediğim gibi hani biraz pandemiden dolayı, ayrıyeten millet satmaya çalıştı. Şu an sattık daire çok. Almancılardan dolayı daireleri satmaya çalıştılar. Satmaya çalıştığından dolayı kiralık daire çok azdı. Bir nevi kara borsa gibi düşünün. Kiralık evler uçmuş bir durumda. Vallahi ben şu anda ev sahibiyim ama evimde benim kiraya vermiyorum zaten. Evim bayağı bir tadilat gerekiyor ama bilmiyorum. Çok uçmuş bir durumda. Milletin sonu ne olur bilemem. Peki sizce bu fiyatlardaki artışın sebebi ne olabilir? Ya fırsatçılık diye düşünüyorum ya, bilmiyorum yani. Çok fırsatçı insanlar var çevremizde. Maalesef çok yüksek. Hayat standartları burada çok yüksek. İnsanlar asgari ücretle bu fiyatları nasıl karşılayacak? Yani devlet burada acilen bize yardım etmesi lazım. Sizce bu fiyatların yüksek olmasının sebebi ne olabilir? Ekonomik krizi, dolar, euro. Onlar hepsi yükselince, lira da değer kaybedince galiba. Bir de Türkiye'deki bütün kiralar dolardan ödendiği için, lira da düştüğü için galiba onlarla alakalı. Çok pahalı bence, yani gereğinden fazla pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun, ne diyeyim yani. Peki sizce bu pahalılığın sebebi ne olabilir? Vallahi birçok sebebi var aslında ama tek tek hangi birini sayacağımızı bilmiyorum yani. Ona en belirgin sebepleri? Ya herhalde %90 diyeti ya da %70 hani yurt dışından gelen mesela Suriyeliler, Afganların pek geçimleri biraz daha rahat olduğu içindir herhalde. Valla çok fazla ablacığım yani ben de kiracıyım, ben de kirada oturuyorum. Tamam benim ev sahibim biraz daha anlayışlı ama dışarıdan baktığımızda en düşük, mesela ben Talas'ta oturuyorum, en düşük 1,5. Yani bir askeriyle ücretiyle geçinen bir insan nasıl olacak hiç bilmiyorum yani. Çok zor.
Peki fiyatlardaki bu yüksekliğin sebebi ne olabilir? Yani onu neye bağlıyorlar, nasıl şey yapıyorlar, nasıl artırım yapıyorlar? Zaten sadece ev kirasıyla da alakalı değil. Yani marketlerdeki fiyatları da biliyoruz. Yani hayat birdenbire demeyeyim ama şu 1-2 yıldır daha böyle müthiş bir şekilde arttı.